Peygamber Efendimizin 40 önemli hadisi. Allah Celle Celaluhu'nun kendisine itaat ve ibadet etmeleri amacıyla yarattığı biz kullarını, imtihan etmek amacıyla gönderdiği dünyada, hakikat olan cennet yolunu göstermek için, son Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine elçi seçmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkan sözler ise hadisi şerif olarak nitelendirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonraki dönemlerde kulların yanlış yola sapıp cehennemlik olmamaları için iki önemli sahih kaynak bırakarak vefat etmiştir. Bu kaynaklardan birincisi Allah Celle Celaluhu'nun kitabı olan Kur'an-ı Kerim, ikincisi de hadislerden oluşan sünnetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğini tavsiye ettiği bu iki önemli kaynağı bırakmamamız için Kur'an-ı Kerim'i anlayarak bol bol okumalı ve hadisi şeriflerden oluşan sünnetleri hayatımıza tatbik edebilmek için çaba sarf etmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinde ümmetimin din işlerinde faydalı 40 hadis ezberleyen alimlerle haşr olur buyurulmaktadır. Biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayata yön verip doğru yolu bulmamıza yardımcı olacak en güzel 40 hadisi şerifi sahih kaynaklarıyla beraber sizler için bir araya getirdik. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden 40 tanesi. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Mümin kardeşinle münakaşa etme. Onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. Bizi aldatan bizden değildir. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Allah her işte insana güzel davranmayı emretmiştir. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın kitabında hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır. Fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Dua, ibadetin özüdür. Sizden birinin bir lokması düştüğünde onu alsın, temizleyip yesin, şeytana bırakmasın. İyilik güzel ahlaktır. Günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir. Dünya da garip, yahut yolcu ol. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. İnsanların Allah'tan en uzak olanı katı kalpli kimselerdir. Mizana ilk konacak amel, güzel ahlak ve cömertliktir. İşçiye ücretini alnının teri kurumadan veriniz. Doğru olmayan bir şey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın. Hiçbiriniz kendisi için istemediğini, mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. Kim evlenirse, imanın yarısını tamamlamış olur. Kalan diğer yarısı hakkında ise Allah'tan korksun. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin. Kim maddi imkan bulamazsa nafile oruç tutsun. Çünkü oruç onun için şehveti kırıcıdır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır. Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa, Allah Teala o kimseyi cennetine koyacaktır. Allah'tan korkunuz. Çocuklarınız arasında adaletli davranınız. İslam, güzel ahlaktır. Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır. Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz. Ümmetimin içinde bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır. Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır. Kim bana bir defa salavat-ı şerif okursa Allah Teala ona 10 salat eder. Her kul öldüğü hal üzere dirilir. Ölüyü 3 şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise kalır. Namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazı yoktur. Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz. Alışveriş yapanlar meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar. Değerli dostlar, bir tavsiye. Siz de sevdiklerinizin hadis öğrenmelerine yardımcı olarak sevap işleyebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.